Evet, asrın felaketinde maalesef 10. günde geride bırakıyoruz. Elbette şu anda birçok noktada enkaz üzerinde titizlikle bir çalışma sürdürülüyor. Bir yandan canlı arayışı, yaralı arayışımız var. Bir taraftan da cenazeleri almaya çalışıyoruz. Şu anda 10 ilde aynı anda çalışmalar devam ediyor. Halen bir umut durup bekleyiş sürüyor. Zaman zaman ambulansların siren seslerini duyuyoruz. Bu da hakeza bize yine canlı vatandaşlarımızın olduğunu gösteriyor. Heyecanlı bir bekleyişte devam ettiriyoruz nöbetimizi. İnşallah daha çok müjdeyi buradan paylaşmanın gayret içerisindeyiz. Şu an benim bulunduğum alan sizin de zikrettiğiniz gibi Adıyaman. Hemen arka tarafında Adıyaman Valiliği var. Burada da şu an refüjdeyiz. Yani iki ana yolun üzerinde Atatürk Bulvarı'nın tam ortasındayız. Gördüğünüz gibi arama kurtarma ekiplerimiz şu anda hava oldukça soğuk. Ateş başında ısınmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın Patlos Belediyesi'nden gelmiş. Ateş başında ısınmaya çalışıyorlar. Hakeza arka tarafta gördüğünüz gibi yine sivil toplum kuruluşları olsun, dernekler olsun yemek dağıtıyorlar. Aynı zamanda bakın görüntülere şu anda bir tır girdi. O da iş makinesi. Tabii bu bir tanesi. Yani defaatle buradan geçiyor. Dakikada bir en az 10 tane araba arka arkaya ilerleyişini sürdürüyor. An itibariyle Adıyaman'ın sokakları gerçekten çok çok kalabalık. Önceki yayınlarda da ifade etmiştik. Birçok noktada insanlar ateş yakmış durumda. Hem arama kurtarma ekipleri hem de yakınlarını bekleyen Adıyamanlı vatandaşlarımız şu anda enkaz altından gelecek olan müjdeli bir haberi bekliyor. Hemen şu tarafa döndüğümüz zaman zannediyorum Mehmetçiğimiz orada. Bakın akşam yemeğini yiyorlar. Az önce dağıtıldı yemekler. Gördüğünüz gibi burada hem vatandaşlarımız, hem askerimiz, hem polisimiz dört bir taraftan şu anda enkazın kaldırılmasını elbette bir mücadele veriyorlar. Yoruluyorlar şu an akşam saatleri, yemek yiyorlar. Yemek yedikten sonra da aynı şekilde verilen görevler çerçevesinde nöbetlerini devam ettirecekler. Şu anda görüyorsunuz bakın burada vatandaşlar da ısınmaya çalışıyor. An itibariyle canlı canlı size aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi hava oldukça soğuk. Akşamları özellikle hava oldukça soğuk. Buradan buradan merhabalar efendim. Nereden geldiniz? Türkiye 1 milyar. Türkçe bilmiyorsun. İran'dan. İran'dan gelmiş. İranlı kardeşlerimiz de buraya kadar gelmişler. Ateş başında. Ateş başında ısınmaya çalışıyorlar. İranlı ekip anladığım kadarıyla. Hepsi İran mı? İran. No. Sadece siz. Evet. Merkez. Adıyaman'dan gelen, merkezden gelen. Buradasınız. Evet. Size gelelim şöyle. Efendim geçmiş olsun öncelikle. İnşallah kaybınız yoktur. Yani evimiz hasarlı. Evet. Çocukları İstanbul'a gönderdim. İyi maşallah. Çok evet. Güzel. Babamlar Kuşadası'na gitti. Evet. Biz de buradayız. Şu anda çalışmalar sürüyor tabii. Umutla evet. Bekleyiş sürüyor. Neler söylersiniz, neler yaşadınız? Yani deprem anı çok kötü. Çok şiddetli bir depremdi. Evet. Yani anlatılmaz, yaşanır. Çok kötüydü yani. Evet. Çok şükür ki sağ kurtulmuşsunuz. Canımız sağ. Allah'a çok şükür. Evet. Allah devletimizden de razı olsun. Her tabii ki hepsinden razı olsun. Birçok ilden de gelenler oldu. Yani gerçekten öyle. Birçok ilden gelenler oldu. Bu yardımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Anadolu insanının yardımseverliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yardımlar çok iyi. Artık yani depolara koyuyorlar çok yani. Allah razı olsun. Evet, sevgili Feridun, gördüğünüz gibi hem arama kurtarma ekipleri var, yabancı İran'dan gelmişler. Hem de bu bölgedeki insanlarla işte kucaklaşıyoruz. Onların acısını paylaşıyoruz. Her türlü desteği de biz de vermeye çalışıyoruz. Yeri geldi biz de çadır taşıdık. Yeri geldi bir tane çadırın yapılmasında emeğimiz geçsin istedik. Yeri geldi Mehmetçiğimizle kucaklaştık. Burada herkes tek gaye var. Tamamen insanlarımızı kurtarmak. Dediğimiz gibi valilik hemen sol tarafımızda. Şu an itibariyle koordinasyon tamamen sağlanmış durumda. Bölgede asayiş sağlanmış durumda. Gelen yardımlar da bölgede ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak üzere an itibariyle koordine ediliyor. Çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun vatandaşlarımız. Allah razı olsun. Gerçekten betanet içerisindesiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Medyamızdan Allah razı olsun. Estağfurullah. Görevimiz o. Her zaman buradayız. Evet şu anda görüyorsunuz. Bakın orada insanlar, arama kurtarma ekiplerinden insanlar var. Vatandaşlar var. Şu anda sıraya girdiler. Gördüğünüz gibi akşam yemeğini yiyecekler. Oldukça kalabalık. Yani bu akşam düne göre çok daha kalabalık. Onu söyleyeyim. Dün akşam bu saatlerde birçok noktada sessizlik hakimdi. Ancak dün yapılan bir toplantının ardından yani öyle bilgiler aldık. Bu bölgede enkazın daha da hızlı kaldırılması açısından çalışmalara bir hızlı ivme kazandırıldı. Bu yüzden şu anda Atatürk Bulvarı ve üzerinde aynı zamanda ara sokaklar dahil olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, iş makinesi mevcut. Onlar da bir an önce enkazı kaldırıp işte bu bölgenin de normalleşmesini en hızlı şekilde sağlamak istiyorlar. TOKİ Başkanlığı bir açıklama yapmıştı. İlk etapta 30 bin bina yapacaklardı. 30 bin kişiye bina yapılacaktı. O da inşallah
hızlandırılacak. Devletimiz şu anda görevinin başında gördüğünüz gibi birçok noktada insanlar kimisi çay dağıtıyor, kimisi çorba dağıtıyor, kimisi akşam yemeği dağıtıyor. Tatlısına varana kadar. Yani şu aşamada bu bölgede bir hemen hemen çok fazla bir ihtiyaç kalmadı. Sadece enkazın kaldırılması lazım. Gördüğünüz gibi an itibariyle alanda durum böyle. Şöyle bir tarafa dönmeye çalışırsak polis ekiplerimiz asayiş sağlıyor. Tanju'm bu tarafa dönebilir miyiz? Hemen valiliğin önünde bir kavşak var. Orada da polis ekiplerimiz şu anda asayiş sağlıyor. Trafik akışının çok önemli, bunu söyleyeyim. Çünkü buraya birçok noktadan araçlar giriş çıkış yapıyorlar. Eğer bu ekiplerimiz burada görev yapmazlarsa ilk günkü gibi çok yoğun bir katılım olacak. Gördüğünüz gibi onlar da görevinin başında. Özellikle trafiğin çok daha rahat bir şekilde akması için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Şu anda trafiği görüyorsunuz. Bakın akın akın insanlar Anadolu'dan geliyorlar. Hem çeşitli illerden gelen yardımlar var. Hem de kamu kuruluşlarından gelen yardımlar söz konusu. Onlar da bu bölge üzerinden kimisi bu tarafta bekliyor. Kimisi de Malatya'ya yöneliyor. Aynı zamanda Malatya yolu üzerinde de bazı bölgelerde yardım bekleyen vatandaşlarımız var. An itibariyle şu anda bakın görüyorsunuz. Çevik kuvvet polisimiz trafiği şu anda durdurdu. Çünkü gel Tanju'cum gel tam arkamda. Bakın görüyorsunuz neresi? Deprem yardım tırı. Bakın geçti. Aleykümselam. Allah razı olsun. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Bakın tırlarla geliyor. Bu vatandaşların tırı. Bakın vatandaşlar Anadolu'da yardım topluyorlar sevgili Feridun. Bu yardımları gördüğünüz gibi bu bölgeye getiriyorlar. Artık harika, bir lojistik bölgesinde toplanıyor bu yardımlar ve ardından da ilgili ihtiyaç olan alanlara yönlendiriliyor. Yani gerçekten evet. Şu anda devlet millet el ele diyebiliriz. Hemen arkamda bir tır daha geliyor. Tanju böyle tırın sesiyle beraber bakın görüyorsunuz. Orman İşletme Müdürlüğü. Yani devlet nerede diyenler varsa bu görüntüleri izlesinler. Bakın görüyorsunuz kamyonlar geliyor. Kimisi enkaz için geliyor. Kimisi yardım için geliyor. Arka tarafta karayollarının ekibi var. Arkamda polis ekiplerimiz var. Maşallah. Selamun aleyküm diyelim. Kolay gelsin. Kolay değil tabii. Havalar soğuk. Bakın biz de belirliyiz. Yani kolay değil. Hepsinden Allah razı olsun. Belki de yakınları da bilmiyorum inşallah değildir ama kendisi memur tabii konuşamıyor haliyle. Ama görevinin başında. Görevinin başında. Yani hiç kimse şu anda ben mağdurum, benim ailem de mağdur demiyor. Herkes şu anda sahada. Bakın geçti şimdi. Trafiği yavaşlatacak. Çünkü arkadan da gelişler var. Evet Feridun, an itibariyle Adıyaman sokakları bu şekilde, birçok noktada arama kurtarma çalışması var. Kentin birçok bölümünde elektrik sağlanmış durumda. Kısmi olarak çadır ihtiyacı var. Onlar da zaten şu anda arkamda valilik koordinesinde an itibariyle ilgili yerlere ulaştırılıyor. Evet. Bugün de birçok noktayı gezdik, dolaştık. Herkes devletinden şu anda memnun. Yani elbette eksikler var. Bunlar da zamanla peyderpey tamamlanacak. Mutlaka, mutlaka. Peki Adnan Sular, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Tekrar kolaylıklar diliyorum sana.